Her yıl dünyada binlerce hektar orman yangınlarla yok oluyor. Sadece Türkiye'de bu sene bugüne kadar 5000 hektardan fazla orman kül oldu. Dikkatsizlik veya başka sebepler nedeniyle saniyeler içinde çıkan ve dakikalar içinde devasa boyuta dönüşen bu yangınlarla en etkili mücadele havadan yapılıyor. Tarihte orman yangınları için hava araçları ilk kez 1919'da Curtiss JN uçaklarıyla gözlem amaçlı olarak ABD'de kullanıldı. Orman yangınlarına yapılan havadan ilk müdahale ise 1930'da Ford trimotor uçağından su dolu bir fıça atılmasıyla gerçekleşti. Türkiye'de ise ilk defa 1986'da dışarıdan araç kiralayarak yangınlara havadan müdahale edilmeye başlandı. Peki uçan itfaiyeler hangi uçak ve helikopter modellerinden oluşuyor? Havadan yangın söndürme uçakları belli dolum tesislerinden söndürücü yükü alıp, bu yükü ateşin üzerine bırakanlar ve bu tarz tesislere ihtiyaç duymadan, göl ya da büyük nehir gibi geniş su birikintilerinden söndürücü alıp, bunu yangının üzerine bırakanlar olmak üzere iki başlıkta inceleniyor. Taşıdıkları söndürücü yükün miktarına göre ise dört gruba ayrılıyor. Ateşin olduğu bölgeye dökülen söndürücü madde ise su ve rötardan adı verilen çeşitli maddelerden oluşuyor. Dünyanın en büyük yangın söndürme uçağı ABD'li üretici Boeing'in kargo uçağı 747-200F'i dönüştürülerek yapılmış. Süper tanker yaklaşık 78 bin litre söndürücü yük taşıyabiliyor. Evergreen firması tarafından işletilen söndürme uçağı, geniş alanlarda ya da birden fazla bölgede aynı anda çıkan yangınlar için kullanılıyor. 120 ila 240 metre irtifada, saatte 260 kilometre hızla, 5 kilometre uzunluğunda bir sahaya retardant dökebilen 747 süper tanker, saatte 970 kilometre hızla uçabiliyor. Söndürücü yük almak için belli tesislere iniş yapmak zorunda olan uçağın, diğer bir dezavantajı da 2400 metrelik pistlere ihtiyaç duyması. Evergreen 747 süper tanker, süper ağır grubundaki tek uçak. Ağır sınıfa dahil olan 45 bin litre yük taşıyan McDonnell Douglas DC-10 ve 43.230 litre yük taşıyan Rus yapımı Ilyushin 276 modelleri de süper tanker gibi büyük yük kapasitesi göz önünde tutularak üretilmiş. Kanadalı uçak üreticisi Bombardier'ın yangınlarla havadan mücadele etmek üzere tasarlayıp ürettiği iki modeli var. Bunlar 4.900 litrelik kapasitesiyle CL-215 ve 6.410 litrelik kapasitesiyle CL-415. Orta gruba giren bu iki uçak da amfibik. Uçaklar yangın bölgesine söndürücü yükü bırakıp en yakın yerdeki deniz, göl, gölet gibi su kaynaklarından depoyu tekrar doldurarak operasyona devam ediyor. Türkiye'deki orman yangınlarında da kullanılan CL-215'ten Türk Hava Kurumu'nun filosunda 9 adet bulunuyor. Uçaklar su üzerinde kısa süre kalma özelliklerinden dolayı orman yangınlarıyla mücadelede zamandan tasarruf sağlıyor. CL-215'ler 1969, CL-415'ler ise 1994'te hizmete girdi. Tarım uçağı M-18 Dromader'lar aynı zamanda yangın söndürme amaçlı da kullanılıyor. İlk uçuşunu 1976'da yapan bu tek motorlu uçaklar, 2200 litre su kapasitesine sahip. Türk Hava Kurumu filosunda 11 adet bulunan bu uçakları 1986 yılından beri kullanıyor. Ancak yaptığı denetlemeler sonucu THK'nın bakım yetkilerini elinden alan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, şimdi bu uçaklardan sadece 4'ünün kullanımına izin veriyor. Yangın söndürmede helikopterler de çokça kullanılıyor. Belli bir yerin üzerinde sabit durabilmesi, rahat manevralarla hareket edebilmesi, birçok yerden iniş kalkış yapabilmesi ve belli yüklerle dikine kalkış yapabilmesi helikopterlerin orman yangınıyla mücadeledeki tercih sebebi. Helikopterler de uçaklar gibi farklı türlerde ve kategorilerde tasarlanmış. Söndürücü maddeyi belli tesislerden veya su birikintisinden hortumlayan da var, kova olarak adlandırılan, helikopterin altından sarkıtılan bir aparatla su birikintisinden suyu alan da.
Ayrıca ön tarafına köpük topu takılanın da bulunduğu yangın söndürme helikopterleri arasında Bell 205, Ericsson S-64 ve MI-26 en popüler olanları. Seri üretime geçmiş dünyanın en geniş ve en güçlü helikopteri MI-26'nın yangınlarda tercih edilmesinin en büyük sebebi 20 bin kilogramlık yük kapasitesi. Kova aparatıyla hizmet veren Rus yapımı helikopter 9840 litre kapasiteli 2 Bambi kova taşıyabiliyor. Ağır yük taşıma kapasiteli S-64 Ericsson helikopterleri yangın söndürmek için biçilmiş kaftan. Gövde kısmı boş olan helikopter, tankerle modifiye edilerek 10 bin litre su taşıyıp retardant ve köpük atabiliyor. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın envanterinde ise 3 adet AS-365 Dauphin ve 3 adet de AS-355 F-2 Ecureuil helikopter bulunuyor. AS-355 yaklaşık 1200 kilogram taşıma kapasitesine sahipken, AS-365 bu rakamı biraz daha ileri götürüp 1900 kilogram civarında yük taşıyor. Bakanlık ayrıca orman yangınlarıyla etkin mücadele edebilmek için filosunu 26 adet kiralık helikopterle güçlendirdi.